Evet arkadaşlar, kiraz ağaçlarına solucan gübresi nasıl verilir? Şu şekilde arıklarımızı açtık. Şöyle solucan gübremizi şöyle göstereyim, attık. Bu şekilde. Şöyle bahçemizi gösterelim. Komple bu şekilde sürdük. Pırpır dediğimiz makinenin arkasına pulluk koyduk. Bu şekilde arıkları açtık. Biraz sonra göstereceğim nasıl yaptığımızı. Tamamını sürmeden en az bir 10 santim derinliğinde içine de bu şekilde gübrelerimizi koyduk. Daha sonra da örteceğiz bunları. Bu şekilde katı solucan gübresini vermiş olacağız. Kiraz bahçe uygulamasını yapmış olacağız. Şimdi nasıl yaptığımızı gösterelim. Evet, motorumuzu çalıştırdık. Şöyle göstereyim hareket etmeden. Motorumuzun hemen arkasındaki pullukla beraber bu şekilde. Evet, bu şekilde bu derinlikte açmış oluyoruz. Böyle aça aça. Nereye kadar açıyoruz? Şöyle gösterelim. Şöyle hizaya baktığımız zaman ağacın iz düşümünden itibaren arkadaşlar, ince kök uçları oraya kadar geldiğinden dolayı ağacın iz düşümüne böyle bir yuvarlak atıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi geniş bir yuvarlak atıyoruz. Evet. Yuvarla bu şekilde birleştiriyoruz. Daha sonra motorumuzu istop edebiliriz baba. Daha sonra arkadaşlar şöyle iz düşümünden hesaplıyoruz adımımızla. 1 2 3 4 ortalama 4,5-5 yarı çapı. Bu demektir ki 4,5-5 diğer yarı çapta olduğuna göre 8-9 en az 9 kilo solucan gübresi atmamız gerekecek. Biz oraya ayarlamıştık zaten el arabasıyla. Bunu bu şekilde arıklara serpiştirelim baba. Arkadaşlar 9 kilo diyoruz ama bence 11-12 de atılabilir buna. Solucan gübresinin biliyorsunuz yakıcı özelliği yok. Ondan dolayı bence ağaçlara biraz daha fazla atılmalı. Evet, bu şekilde serpiştiriyoruz. Her yerine gelecek şekilde. Daha sonra en önemlisi dikkat edilmesi gereken şey solucan gübresi bakterilerden ibaret olduğu için hemen arkasından sulayacağız ve toprakta ilk önce örteceğiz. Toprağın altında kalacak. Daha sonra da sulayacağız arkadaşlar. Nisan ya da Mayıs aylarında çiçek dönemine doğru bence kesinlikle üzerine sıvı solucan gübresi kullanılmalı. O zaman çok daha iyi oluyor. Ağaçlarımız daha etkili oluyor. Katının üzerine sıvı da kullanırsak bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. FK Solucan Gübresi. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Teşekkür ederim şimdiden. İyi günler.